Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun Türkiye raporunu aktaracağız. Yine bunun dışında Ermenistan Rusya arasında görüşmeler yapılıyor. İlk olarak bu haberle başlayalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kendisinin zaten Ermeni kökenli olduğunu biliyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı içtiğinde Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaret ediyor. Skandal görüntüleri görmektesiniz. Kendisi dün Türkiye'deydi. Bugün Ermenistan'a giderek Ermenistan'da sözde anıtı ziyaret etti. Daha sonrasında dostlar Fransız medyasındaki habere göre Suudi Arabistan'ın Türk şirketi makine kimya endüstrisinden 155 mm Panther obüs alımı için pazarlık yaptığına yönelik haberler paylaşılmış. Avrupa Birliği Parlamentosu dün 2021 yılının Türkiye raporunu yayınlamıştı. Her ne kadar 2022'nin Haziran ayında olsak da 2021 Türkiye raporu yeni yayınlanıyor. Şiddetli depremlere eğimli bir bölgede yer alacak olan Akkuyu nükleer santral çalışmalarını durdurun açıklaması yapılıyor. Bizzat bu açıklama yapılmış komşu ülkelerin hükümetleri bağlamında o hükümetlerle danışmamız gerektiği yönünde Avrupa Birliği boş boş açıklamalar yapmış. Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tüm kararlarını eksiksiz uygulamaya çağırmışlar. Açıklamada şu yazıyor. 5 yılı aşkın sözde haksız ve hukuka aykırı tutukluktan sonra Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren kararı en güçlü şekilde kınıyoruz açıklaması yapılmış. Terörist Selahattin Demirtaş'la ilgili şu yazıyor. HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, ve Figen Yüksekdağ'ın Kasım 2016'dan bu yana devam eden tutukluklarını şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakmaları için çağrıda bulunuyoruz açıklaması yapılmış. Türkiye'yi bir kez daha sözde Ermeni soykırımını tanımaya çağıran bildiriyi de görmektesiniz. O kadar uzun bir bildiri ki dostlar sadece bazı kısımlarını aktarıyoruz. Yunan hava sahasının iyilerinin kınandığını görmekteyiz. Yunanistan ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile Tam dayanışma içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1995 yılında Yunanistan aleyhine ihlal kararların henüz geri çekilmediğini üzülerek görüyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve tüm bölgenin istikrarı ve güvenliğini baltalayan Türkiye'nin Suriye'deki askeri müdahalesini yine kınamış durumdalar. Bu ifadeler dediğim gibi okuduğum cümleler tamamen onlara ait. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde ve Afrin'de yasa dışı işgale son vermeye çağırıyoruz açıklaması yapılmış. Tam anlamda dostlar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı savaş ilan ettiğini görmekteyiz. Bütün maddeler Türkiye'nin aleyhine maddeler olarak sıralanmış. Sanki onlar bizi yönetiyormuş gibi emir verdiklerini görmekteyiz. Adeta kudurmuşlar. Tam raporu Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinden pdf şeklinde indirerek okuyabilirsiniz. Daha sonrasındaki haber aktaralım. İsveç gazetesinden sonra Finlandiya gazetesi de PYD terör örgütü lideri Salih Müslimle röportaj yapıyor. Örgüt lideri şu açıklamayı yapıyor. Erdoğan'ın şantajlarına boyun eğmeyin. Blöf yapıyor. Bizler batı değerlerini temsil ediyoruz. Değerlerimizi çiğnetmeyin. Muhalefeti destekleyin açıklamasına yer verilmiş. Bugün İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Diyarbakır'da 1165 personelin katılımıyla Eren Avluk 15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyonunun başlatıldığı duyuruldu. Bu bağlamda çok sayıda yasaklı maddenin ele geçirildiği duyuruldu. Ares Tersanesi, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda Katar'a 3 adet Ares 40 ani müdahale botu inşa edeceğini duyurdu. Ares Tersanesi tarafından yapılan açıklamada farklı tiplerde toplam 31 adet botun, Katar Sahil Güvenlik Komutanı'nın envanterine girdiği de hatırlatılmış. Bugün Anadolu Ajansı yeni görüntüler servis ediyor. Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği bu ay Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine giriyor. Makine ve Kimya Endüstrisi FS-22 tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında hafif ve ağır silah sistemlerinden örnekler sergiliyor. 4 anı iş kolundan birisi olan silah grubunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeğinin tamamlandığına dikkat çekiliyor. Tüfeğin 7.62 mm ve 8.9 mm olmak üzere iki farklı mühimmat kullanacağı duyuruldu. KN12'nin ağırlığı 7.2 kilogram, uzunluğu ise 1 metre. Bu notu da düşelim. Menzil ise dostlar 1500 metre. Türkiye'nin katıldığı 16 NATO üyesi ülkenin dışında Finlandiya ve İsveç'in de yer aldığı İsveç'in Gotland kentinde başlayan tatbikattan yeni görüntüler görmektesiniz. Baltık operasyonları kısaca Baltops 22 tatbikatı kapsamında 40'tan fazla savaş gemisi, 75'ten fazla uçak, yaklaşık 7000 personelin katıldığı tatbikatta İsveç Hava Kuvvetleri'ne C-130 Herkül tipi kargo uçağı da bugün tatbikatta yer alıyor. Yunanistan medyasında dostlar gündemin Türkiye olduğunu söyleyelim. Öncelikle Yunan medyasından haber başlıklarına bakalım. Amerikan insansız hava aracının Sakız Adası'nda ülkemizin sık sık silahsızlandırın dediği bölgede an itibariyle Notam yayınladığına yönelik haber paylaşılıyor. Dün de bu haberi aktarmıştık. Amerika'nın talebiyle Notam'ın Yunanistan tarafından yayınlandığı da bugün duyuruldu. Washington'ın Doğu Ege Adalarına yönelik Türkiye itirazlarını mesajı Amerika'nın talebi üzerine Yunanistan nota mı başlığı atılmış? Diğer haber, iki yüzlüler Türkiye denizcilerini yeni ile donatırken adalarımızın silahsızlandırılmasından bahsediyor başlığı atılmış. Zaa Türk denizcilerinin Ege'deki adalarımızı işgal etmek için kullanacakları Türk saldırı silah sistemleri kategorisine giriyor cümlesi kullanılmış. Z'anın teknik özelliklerinden bahsetmişler. Bunları okumayacağız. Açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre üretici FNSS 2022 yılına kadar 27 adet zırhlı amfibi deniz aracı Z'ayı Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edecek açıklaması yapılmış. Bulgular ve sonuçlar Yunanistan bir yandan adalardaki mevcut silah sistemleri ve araçlarını güçlendirmek, diğer yandan da yeni tehditlerle mücadele etmek için hızlı ve doğru kararlar almalıdır ve bunu ciddi bir şekilde düşünmelidir analizi yapılmış. Mevcut erken uyarı sistemlerin edinilmesi ve güçlendirilmesi Mevcut araçların etkinliğinin incelenmesinin yanı sıra kesinlikle bilinci önceliktir. Örneğin iyi bilinen deniz topçu bariyerleri zaalları yok ederek veya personeline zayiat vererek mücadelede etkili olacak mı yoksa kaybedecek mi göreceğiz. Silahlı iyaları sadece hava yoluyla değil aynı zamanda deniz ve karayoluyla edinmeye acil ihtiyaç var mı yok mu bu veya buna benzer pek çok soru Yunan silahlı kuvvetleri tarafından aslında hemen yanıtlanmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bunları anlamak için bu kadar özenle hazırlanıp donatırken Türkiye'nin Ege'deki adalarımızı silahsızlandırmakla ilgili bizi suçlamasının ne kadar açık ve ikiyüzlü olduğunu düşünelim. Za nihayet Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Ege'deki adalarımızı işgal etmeye çalışmak için kullanılacak Türk saldırı silah sistemleri kategorisine yer alıyor cümlesini kullanmışlar. Bunun dışındaki haber dostlar Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakalepulo konuştu. Tehdit edici söylemleri izliyor olmamıza rağmen diyaloğu destekliyoruz açıklamasını yapıyor. Yunanistan soğuk kanınlığını koruyor ama aynı zamanda tamamen hazır açıklamasını yaptı. Litvanya'da bulunan Katerina Sakalepulo, Litvanya Cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye konusundan bahsediyor. Türkiye her zaman güvenilirliğini kanıtlamıyor yalanına başvurmuş. Diğer haber dostlar... Reuters'ın haber aktarılmış Yunan mahkemesi İran tankerinin el koyulma kararını bozmuş durumda. Böylelikle İran tankeri serbest bırakılacak. Evet dostlar son gelişmeleri aktarmış olduk. Gün içerisinde diğer gelişmelerle görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.